BBN Türk'ten iyi akşamlar. Ben Turan Kırkıl. Birebirle karşınızdayız. Öncelikle ben konumdan özür diliyorum. Saat 20'yi 25 geçe olarak kendisiyle konuşmuştuk, kararlaştırmıştık yayın için. Yayın uzadı. Haklı olarak kendisi de bana sitem etti. Ben kendisinden gerçekten çok özür diliyorum. Bugünkü konuğumuz Ata İttifakı'nın adayı Sayın Sinan Oğan. Kendisiyle seçim sürecini konuşacağız. Seçimde nasıl bir çalışma yürütecekler? Anketlerde kendilerini nasıl görüyorlar? Sloganları ne olacak? Vaatleri ne olacak? Tüm bunları konuşacağız. Ama sevgili seyirciler, sizlerin de sorusu olursa ekranın altında görüyorsunuz. Hesaplarımızı, sosyal medya hesaplarımızı Kirkil Turan Instagram ve Turan Kirkil Instagram Twitter adreslerinden bize sorularınızı gönderin. O sorular içerisinden dikkat çekici olanları ben Sayın Oğan'a yönelteceğim diyorum ve Sayın Sinan Oğan'a özür dileyerek tekrar bağlanıyorum. Sayın Oğan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben 20-25 olarak yayını duyurmuştuk, geç kaldık. Yani bundan dolayı tekrar özür dilerim. Sesim geliyor mu şu anda? Sizi duymuyorum, sizi hiç duymuyorum. Arkadaşlar, sesim gidiyor mu? Bir yayına bakar mısınız lütfen? Şimdi bir miktar duymaya başladım. Evet, sizinle buluşmamızı 20-25 olarak duyurmuştuk ama geciktik. Bundan dolayı ben tekrar sizden özür diliyorum. Söyleyeceğiniz sözler konusunda da hiçbir şekilde bir şey söylemeyeceğim. Haklısınız diyorum. Ve sizin bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz varsa onu alayım. Ondan sonra konumuza geçelim. Şimdi Turan Bey, bir gazeteci olarak sizi ben uzun süreden beri tanıyorum. Bir dostluğumuz var ve buna rağmen biraz önceki yaşadığımız hadisenin basın etiği açısından hiç hoş olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de 4 tane Cumhurbaşkanı adayı var. Birisiyle yayın konusunda daha önceden belli bir saat konusunda sözleşiyorsunuz ve hiç planlı olmayan, sabah akşam konuşan diğer bir adayın bir iftar konuşmasını, söz verdiğiniz diğer adayın konuşmasını bekletip yayınlıyorsunuz ve bunu kınıyorum, onu ifade edeyim. Ama ifade ettiğim gibi buna rağmen sizinle geçmişe dayalı bir dostluğumuz var ve bu şartla yayına devam ediyorum, onu ifade edeyim. Peki, ben tekrar özür diliyorum. Şimdi isterseniz konularımıza yavaş yavaş girelim. Geçen hafta sizin bir Sayın Yavuz Ağırali oğluyla bir görüşmeniz oldu, telefon görüşmeniz. O telefon görüşmesiyle ilgili bir açıklama yaparken sürprizler de gelebilir dediniz. Bu sürprizler ne olabilir? Bununla ilgili ipuçları var mı? Bu sürpriz Sayın Ağıralioğlu ile ilgili bir sürpriz değil. Bu Sayın Ağıralioğlu ile bir nezaket telefonlaşmamız olmuştu. Kendisi istifa etmişti. Bu sebeple kendisine yeni siyasi hayatında başarılar dilemiştim. Ama bir tek Sayın Ağıralioğlu ile görüşmüyoruz. Birçok siyasetçiyle görüşüyoruz. Çünkü artık saflar da yavaş yavaş netleşiyor ve bildiğiniz üzere bu 9'unda milletvekili listeleri teslim edilecek. Artık ittifaklar, siyasi partiler, cumhurbaşkanı adayları, hepsi milletvekili adayları, hepsi netleşmiş olacak. Ve tam saha, bütün adaylar sahaya inecek. Bu esnada bir takım işbirliğin içerisinde bulunan siyasi parti ve liderleri olduğu gibi şu ana kadar herhangi bir parti, herhangi bir ittifak veya gruba dahil olmayan siyasi parti ve liderleri de var. Bunlarla görüşüyoruz. Belki bunlarla önümüzdeki süreçte seçime dönük bir ittifak çerçevesinde olmasa bile, yani resmi protokol çerçevesinde olmasa dışarıdan bile, dışarıdan destek açısından, destek verme açısından bazı siyasi parti liderlerinin destek açıklaması olabilir. Sürpriz anlamında bunları ifade etmiştim. Peki sizin seçim çalışmanız nasıl olacak? Nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Sloganınız ne olacak? Vaatleriniz ne olacak? Teşekkür ediyorum. Bizim zaten uzun süreden beri O An Geliyor isimli bir hashtag üzerinden bir seçim stratejisi yürütüyorduk. Biliyorsunuz benim soy ismim de O An.
ve ogan yani yumuşak ye ile o anı okuduğunuzda o an gibi kulağa geliyor yani okunuşu anlamında. Biz de onu şu şekle çevirdik. İşte sığınmacıların ülkelerine geri gönderileceği o an geliyor. Çünkü yani o an dediğimiz 14 Mayıs. Yani 14 Mayıs geldiğinde ve inşallah biz kazandığımızda sığınmacılar, 13 milyon sığınmacıyı ülkelerine geri göndereceğiz. Biliyorsunuz Türkiye'de adalet ciddi bir sorun. Demokrasi Türkiye'de özlemi duyulan bir kavram haline geldi. Ve demokrasi ve adaletin sağlanacağı o an geliyor diyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi liyakattir. Ve hala Türkiye'de 21. yüzyılda liyakatsizliğin ne kadar büyük bir sıkıntı olduğunu gençlerin, doktorların yurt dışına gitmesinden görüyoruz. Gençler iş bulamıyorlar. Buldukları işlerde hak ettikleri pozisyonları alamıyorlar. Onların yerine daha az eğitimli ama yandaş olan insanlar işe giriyor. Biz de o yüzden gençlere diyoruz ki gençler yurt dışına gitmeyin. Çünkü sizin artık bundan sonra siyasette etkili insan aramanıza, amiyane tabirle dayı aramanıza gerek yok. Liyakat sisteminin kurulacağı o an geliyor diyoruz. Aynı zamanda eğitim Türkiye'deki en büyük sorunlardan birisi. Çünkü bakanlar, her gelen bakan diyor ki önceki eğitim sistemi şöyle kötüydü, böyle kötüydü. Biz hepsini sil baştan yeniden bir eğitim sistemi kuracağız diyor. Eğitimi berbat ediyor. O yüzden eğitim sisteminin, eğitim politikasının bakandan bakana değişmeyeceği, bir devlet politikası olarak uygulanacağı o an geliyor diyoruz. Türkiye'de ekonomi temel sorunlarımızdan birisi ve Sayın Aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uydurduğu bir sistem var. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Bu ekonomide çok büyük sıkıntılara sebep oluyor ve biz şimdi diyoruz ki ekonomide istikrarın sağlanacağı, işçinin, memurun, emeklinin hakkının ödeneceği, esnafın siftahsız dükkanı kapatmayacağı o an geliyor diyoruz. Bu şekilde biz politikalarımızı ve vaatlerimizi o an geliyor sloganıyla milletimizle paylaşıyoruz. Peki sizin bir de geçen hafta katıldığınız bir programda sığınmacılarla ilgili bazı açıklamalarınız vardı. 100 bin sığınmacı son bir ayda sığınmacıya son bir ayda vatandaşlık verildi ve bunlar da bu seçimde oy kullanacaklar dediniz ve hatta İçişleri Bakanlığı'na da bir çağrı buldunuz. Böyle bir duyum aldık, böyle bir iddia var. Bunu bir araştırın. Biz de cevabını istiyoruz dediniz. Bununla ilgili, bu iddianızla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan size bir yanıt geldi mi? Gelmedi. İçlerinden gelmedi ama İstanbul Ataköy'den geldi. Lüks bir rezidansta seçmen duvara asılan seçmen kaydının fotoğrafını paylaştılar. Ve o rezidanstaki İstanbul Ataköy'deki o binadaki oy kullanacak listenin tamamı Suriyeli. Tesadüfen içlerinde bir tane de gariban Iraklı varmış. Dolayısıyla da cevabımızı biz aldık aslında. Maalesef ki Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı, dört tane Cumhurbaşkanı adayından bir tanesi ortaya bir iddia koyuyor ve cevap bekliyor. Ama İçişleri Bakanlığı kalkıp bu iddiaya bir cevap vermiyor, veremiyor. Bizim orada kastettiğimiz aslında son bir ayda vatandaşlığa geçirilen değildi. Son bir ayda vatandaşlığa geçirilenlerin son bir ay içerisinde gelin seçmen kağıdınızı alın diye bildirim gönderilenler son bir yıl içerisinde vatandaşlığa geçirilip ve bu süreci hızlandırılıp gelin seçmen kağıdınızı alın diye ciddi ciddi aramalarıydı insanları. Peki, ama ben size bugün bir soru sormak istiyorum. Sizin elinizde, çok affedersiniz, sizin elinizde bu seçimlerde oy kullanacak yabancılar, yabancı sayısı var mı? Yani Suriyeli ya da Afgan Türk vatandaşlığına geçmiş olan kaç kişi var? Ya da bununla ilgili bir rakam, bir veri var mı elinizde? Bununla ilgili net bir veri yok. Çünkü net bir veri hükümet tarafından fellik fellik saklanıyor. Bununla ilgili çok sayıda veri var ama
bu verilerin bir araya getirilip toplanması lazım. Biz hükümetten şeffaf olmasını istiyoruz. Biz hükümete çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki ve YSK'ya sadece hükümete de değil, artık hükümet bu işin bir tarafı haline gelmiş ve hükümet bu adaylardan birisinin yancısı durumuna gelmiş konumdadır. Biz aynı yancılığı YSK'nın yapmaması çağrısında bulunuyoruz ve diyoruz ki bu konuda tavrınızı net bir şekilde ortaya koyun, gelin bunu açıklayın. Ben Turan Bey, sizin programınızda bu akşam başka bir şey açıklayacağım. Ve ilk defa sizin programınızda bu açıklanmış olacak, onu ifade edeyim. biliyorsunuz başta Suriye olmak üzere yurt dışında askerlerimiz var. Evet. Ve bu askerlerimiz de oy kullanma yetisine sahip askerlerimiz. Örneğin Suriye'deki askerlerimizi bir çağrı gidiyor ve o askerlerimizin oy kullanmaları için örneğin Elbap bölgesinde veya bir herhangi bir Suriye'deki herhangi bir bölgede bulunan bir askerimizin oy kullanacağı adres olarak Milano Konsolosluğu gösteriliyor. Yurt dışındaki, yani buradaki askerlerin oy kullanma sandığının Avrupa'daki konsolosluklara dağıtıldığını görüyoruz. Peki bunda amaç ne? Ne olabilir burada, amaç? Burada şimdi söyleyeceğim. YSK'dan ve ilgili bir yerlerden açıklama bekliyoruz. Açıklama bekliyoruz. Yani daha şimdiden seçim güvenliğini riske atacak, insanların kafasında soru işareti oluşturacak bu açıklamanın, bu uygulamanın neden yapıldığını anlamaya çalışıyoruz. İnsanlar peki aranır, neden yapılabilir böyle denir, bir şey yani? Bir anlamı var mı bunun? Ya o Suriye'dekilerin Milano'da oy kullanmasının nasıl bir gerekçesi olabilir ya da hangi ittifaka nasıl bir katkısı olabilir? Muhtemelen onların yerine Milano'da birisi oy kullanacaktır. Ha, farklı muhtemelen isimler, farklı kişiler o askerlerin yerine yani kullanabilir iddiası var. Suriye'deki bir asker oy kullanmak için Milano'ya gidebilir mi? Tabii ki gidemez. Gidebilir mi Milano? Tabii, gidemez tabii. Gidemez değil mi? Evet. Yani nasıl oluyor da Suriye'deki bir askerin seçmen sandığı yurt dışı seçmen kütüğünde Milano olarak gösteriliyor? Çok önemli bir iddia bu. Bu iddianın da araştırılması gerekiyor ve sorumluların da bu iddia ile ilgili bir yanıt vermesi gerekiyor. Siz de bu yanıtı bekliyorsunuz. Biz de bekliyoruz haliyle. İçişleri Bakanı'nın kendisi artık milletvekili adayı olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz bütün bakanları görevden aldı. Şu an muhatabımız Süleyman Soylu değil artık. O da bir milletvekili adayı. Hani seçilebilirse milletvekili olacak o da. Şu an muhatabımız YSK Başkanı. Ben YSK Başkanı'ndan buna bir açıklama getirmesini bekliyorum. Yani Suriye'deki askerimiz gelsin, sınır kapısında oy kullansın. Seçmen bilgi kağıdını Milano'ya niye yazıyorlar? Ne hangi gerekçeyle yazıyorlar? Onun için yani peki, şimdiden bu aldığınız şeye başladı. Sadece Suriye'deki o Elbap'la ilgili mi yoksa farklı yurt dışında farklı yerlerde görev yapan askerler de var mı bunun içerisinde? Sadece o bölgeyle mi ilgili? Yok, biliyorsunuz yurt dışında Türkiye'nin askeri varlığı birkaç ülkede var. Evet. İşte Libya'da var, Suriye'de var, bazı yerlerde var. Şimdilik onların oy kütüğünün yurt dışı seçmen kaydı olarak yazıldığını ve bunun da 2 gün içerisinde yapıldığını ve başka Avrupa ülkelerine bunun dağıtıldığını görüyoruz. O isimlerin oralarda nasıl oy kullanacağını YSK Başkanı çıksın bize açıklasın. Ha, bu oradaki askerlerimize de haksızlık. Oradaki askerlerimiz de merak ediyor. Diyor ki ben Milano'da nasıl oy kullanacağım diyor. Evet. Onun için yani Türkiye'de maalesef ki bu seçim meselesi mevcut iktidarın şeyine dönmüş durumda. Yani akıl oyunlarına dönmüş durumda tırnak içerisinde. Her türlü dümen, her türlü farklı bir takım şeyler var. Yabancıları, işte yurt dışındaki askerleri, onu bunu her şeyi kullanıyorlar. Yeter ki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansınlar. Ama Türk milleti bunu görüyor. Bütün bu
bu işi sahteleştirme girişimlerine rağmen Korkun Ecel'e faydası yok, bu seçimi kaybedecekler. Peki bu özellikle sığınmacılarla ilgili ve seçim güvenliği ile ilgili diğer ittifak adaylarıyla, diğer ya da rakipleriniz dediğim bir görüşmeniz oldu mu? Özellikle Sayın İnce ve Sayın Kılıçdaroğlu ile, yani bir görüşme yapmak ister misiniz ya da bu konuları konuşmak için bir araya gelmek ister misiniz? Ya da birlikte hareket edecek misiniz seçim güvenliği konusunda? Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir girişimim olacak. Çünkü şu an önümüzdeki temel meselelerden birisi seçim güvenliğidir. Ve seçim güvenliğinin sağlanması için ben elimden geleni yapacağım. Bunun için diğer adaylarla da görüşmede dahil. Çünkü bu seçim güvenliği meselesini biz eğer dikkate almazsak, bununla ilgili gereğini yapmazsak, bu seçimi diğer seçimlerde olduğu gibi bir şaibe altında götürecekler. Biz helal bir seçim olsun istiyoruz, temiz bir seçim olsun istiyoruz. Türk milletinin iradesi sandığa yansısın istiyoruz. Bunun dışında bir beklentimiz, bir isteğimiz yok. Türk milleti gereğini zaten yapacak. Ama bunlar her türlü hileyi, hurdayı, yalanı maalesef ki bu seçimlerde devreye koymuş durumdalar. Onun için buradan ben BBN vasıtasıyla şu çağrıda bulunmak istiyorum. Seçim güvenliği bugün ülkemizin bir numaralı meselesidir. Bakınız, bir numaralı meselesidir. İnsanların iradesinin üzerine başka bir irade inşa etmek istiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Sen bir Türk vatandaşısın, askerliğini yapmışsın, vergini ödemişsin, bu ülke için bedel ödemişsin, ödemeye de hazırsın. Ama ne olduğu belli olmayan, ne idüğü belli olmayan birisi kendi ülkesinde fuhuş parasıyla, kara parayla, ne bileyim ben ne parasıyla 250 bin doları alıyor, geliyor, şimdi 400'e çıkardılar gerçi. Geliyor burada bir tane ev alıyor, bir sürü insanı ailesinden buraya kaydettiriyor ve seçimlerde de gelip oy kullanıyor. Bir de şöyle bir durum var, o alınan evde birkaç yıl sonra daha karlı bir fiyatla da satılabilir. Yani hem vatandaşlık alınmış olur hem de değil, buradan bir ticari kazanç da elde edilmiş olabilir. Öyle değil mi? Adam bu işten bir de kar ediyor. 3 sene sonra dolarla aldığı, 250 bin dolara aldığını 500 bin dolara satıyor. Hem vatandaşlık alıyor, hem gelip bizim irademizin üzerine bir de oy kullanıyor, hem de 250 bin dolar da üzerine kar koyup 500 bin dolara satıp gidiyor. Yani bu olacak iş değil ya. Bu olacak iş değil. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Onun için de bu seçimin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımıza buradan duyurmak istiyorum. Bu seçim önemlidir. Sevgili vatandaşlarım, bu seçim önemlidir. Bu seçimde ben Cumhurbaşkanı adayı Ata İttifakı'nın, tabii biz bir ittifakla seçime girdik. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan olarak gövdemi koydum bu işe. Bütün arkadaşlarımız da aynı şekilde, hem Ata İttifakı'nı oluşturan Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ, hem Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Vecdet Öz, hem Türkiye İttifak Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Sağlam, hem Ülkem Partisi Genel Başkanı Sayın Neşet Doğan olmak üzere ve ittifakımızı oluşturan başka siyasi, bize de ittifakımıza destek veren 5-6 siyasi parti daha var. Onlar da başta olmak üzere hepimiz biz gövdemizi koyduk bu işin içerisine. Buradan da diğer siyasi partilere, diğer ittifaklara da çağrıda bulunuyorum. Ve diyorum ki bu seçim güvenliği meselesi bir numaralı meseledir. Bir an önce bu konuda gerekli harekete geçilmelidir. Gerekli işbirlikleri sağlanmalıdır. Bu işbirliği seçim işbirliği değildir. Bu işbirliği şu partiyle, bu adayla dirsek teması değildir. Bu seçimin tamamen özgür, bağımsız ve dış unsurlardan, dış etkilerden arındırılmış bir şekilde yapılması meselesidir. Peki şimdi seçim çalışmalarına bir dönelim.
Sahaya çıkacaksınız. Kaç ilde miting yapmayı düşünüyorsunuz? Böyle bir belirlediniz mi bu illeri, gideceğiniz illeri? Belirlediğimiz iller var ama başka illeri de planlamaya çalışıyoruz. Tabii bizim helikopterimiz yok, özel uçağımız yok. Cumhurbaşkanlığı uçağını bunun için kullanamıyoruz. Belediye imkanlarını bunun için kullanamıyoruz. Sayın Erdoğan 14 tane Cumhurbaşkanlığı uçağını bu iş için tahsis edip kullanıyor. Bu bir haramdır aslında, haram paradır. Çünkü şahsi işi için kullanıyor, adaylığı için kullanıyor ama kullanıyor. Onun için haram, helal hiçbir şey fark etmiyor. Kılıçdaroğlu da belediye imkanlarını kullanıyor. Yani kusura bakmasın, 11 tane büyükşehir belediyesi başta olmak üzere belediye imkanlarını kullanıyor. Ayrıca biliyorsunuz devletten, hazineden ciddi yardım alıyorlar. Hazine yardım paralarını da kullanıyorlar. Onun için bizden daha avantajlı bu işe başladılar. Ama biz de milletin imkanıyla, milletin gücüyle, milletimizin hayır duasıyla bu işi yürütüyoruz. Gidebildiğimiz kadar illere gideceğiz. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Konya, Iğdır olmak üzere. Tabii Kayseri, Bursa, aklıma geldikçe sayıyorum. 81 vilayetin 81'ine de gitmeye çalışacağız. Belki 81'inde de miting yapamayacağız. Gerçi Ramazan dolayısıyla ve deprem dolayısıyla birçok ilimizde zaten miting yapmak çok doğru değil. Diğer siyasi partilerle bu konuda benzer fikirdeyiz. Ama farklı toplantılar, işte iftarlar vesaire şeklinde şeylere katılacağız, süreçlere katılacağız. Sesimizi duyurmaya çalışacağız. Biz sesimizi duyurmaya çalışırken karşımızda sadece devlet imkanı olarak işte uçaklar, belediye imkanları, havuz paraları yok. Medya ambargosu da var. Size teşekkür ederim. Gecikmeli de olsa bize ekranınızda yer verdiniz. Hiç etik olmayan bir şekilde bizi bekleterek yer verdiniz ama yer verdiniz, onu söyleyeyim. Prensip olarak normal şartlarda bu yayına katılmayacaktım. Onu söyleyeyim Turan Bey. Çünkü doğru değil. Doğru değil ve size bir daha da tavsiye etmem. Bir Cumhurbaşkanı adayıyla randevuleşmişseniz o sözünüze sadık kalacaksınız. Ötekini keseceksiniz. O dediğiniz saatte yayına gireceksiniz. Ha, daha sonra banttan mı verirsiniz ötekini, ne yaparsınız onu bilmem. Ama buna rağmen yine de BBN Türk'e yine de BBN Türk'e teşekkür ediyorum. Çünkü en azından yer de veriyor. Birçok televizyon kanalı bırakınız doğrudan yer vermeyi, haberlerde dahi göstermemeye çalışıyor. Akşam tartışma programlarında dahi bize karartma uygulanıyor. Neden? Çünkü biz bütün mevcut siyasi partilerin ve ittifakların oyunu alıyoruz. Yani işte örneğin A adayı şu partinin oyunu alıyor, B adayı şu partinin oyunu alıyor, C adayı şuranın oyunu alıyor. Biz ise Türk milliyetçisi ve Atatürkçü olan herkesin oyunu alıyoruz. Orada bu ben bir çok affedersiniz parantez açmak istiyorum. Yaklaşık bir iki hafta önce Gezici Araştırma'nın şirketin sahibi katıldığı bir programda sizden bahsederken sizin ilk adaylık dönemleriniz, daha ilk açıklandığı dönemler %9 gibi bir rakam telaffuz etti. Hatta oradakiler de stüdyodaki konuklar da bir şaşkına döndü. Daha sonra geçen hafta da Mehmet Ali Kulat, o da önemli bir kamuoyu araştırmacısı. O da sizinle ilgili yine bir sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sakın dedi Sinan Oğan'ı da hafife almayın. Hem Cumhur'dan hem Millet İttifakı'ndan oy alıyor diye. Yani anketçilere baktığımızda sizinle ilgili ciddi bir takım söylemler de var. Siz bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, evet biz ilk açıklanan anketlerde olduğu gibi zaten açıklanır açıklanmaz imza süreçleri de dahil %7-10 bandına hemen zaten konsolide olduk. Ve şimdi bütün bu ambargolara rağmen, göstermek istememelerine rağmen şu an %9-16 bandının, yani şu an ikinci aşamadayız. 9-16'lık bir konsolidasyon sürecindeyiz.
Bundan sonraki bizim hedefimiz seçimin ortalarına doğru Türkiye'deki Türk milliyetçisi ve Atatürkçülerin ana gövdesini oluşturan %30'luk oy bandına oturmak. Turan Bey, biliyorsunuz Türkiye'de 3 ana eksen var. Bir de yan eksen var Türk siyaset yelpazesinde. Yan eksen HDP. HDP'nin %10'luk bir kitlesi var. Azalabilir, artabilir ama ortalama o civarda bir kitlesi var. Sol ve sosyal demokratların %25, %30'luk bir kitlesi var. Ki sol ve sosyal demokratların adayı var. O da Kılıçdaroğlu. Siyasal İslamcı ve muhafazakar kitlenin adayı var. O da Erdoğan. Dolayısıyla da üç ana eksen var. Yani sol, siyasal İslam ve milliyetçi Atatürkçü kitle. Ve milliyetçi Atatürkçü kitlenin de %30'dan başlayan bir oy kitlesi var. O sebeple de %50 veya %40 küsür 40 küsür olarak değerlendirilmemeli. Şu an 3 adayın da, yani Sinan Oğan'ın da, efendime söyleyeyim, Kılıçdaroğlu'nun da, Erdoğan'ın da başlangıç oy kitlesinin %30 civarında olduğunu ifade etmek lazım. Bundan sonraki her faaliyet o %30'luk tabanların karşılıklı geçişkenliği üzerine kurulacaktır ki biz Türk milliyetçisi tabanın %30'un çok üzerine çıkabileceğini ama sol ve siyasal İslamcı tabanın %30'un üzerine çıkmakta zorlanabileceğini ifade ediyoruz. Onun için mevcut durumda oyu artmayacak, hatta azalacak iki aday, birisi Sayın Kılıçdaroğlu, diğeri Sayın Erdoğan'dır. Bir tek oyunu artırma potansiyeline sahip olan ve bu seçimlerde sürpriz yapma imkanı en yüksek olan aday ise Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'dır. Peki 2002 seçimlerini birçok seçmen eski 50 yaş üzeri ya da 40 yaş üzeri sevgili seyirciler hatırlarlar. 2002'de çok şoke eden bir sonuç ortaya çıkmıştı. Bu seçimde de ona benzer ya da ona yakın bir sürpriz, şoke eden sonuç çıkma ihtimali yüksek mi? Ya da böyle bir ihtimal var mı? Çok yüksek. Bu seçimlerde, bakınız, bu seçimlerde sürprizin en geçerli olduğu bir seçim olarak görüyorum ben. Neden? Çünkü bir tarafta yorulmuş, yıpranmış, artık söyleyecek sözü olmayan, hatta kendi devinimiyle kendine ve ülkeye zarar veren bir Erdoğan var. Diğer tarafta bütün bu 20 yıllık AKP iktidarının bu ülkeye getirdiği zararı sadece seyreden ve 20 senedir bunları iktidardan düşürme becerisine sahip olmayan mevcut muhalefet var. Sayın İnce'ye baktığımızda o da 2018'de adaydı Anlamıştım. ve kazanamadı. Yani Cumhurbaşkanı adaydı ve kazanamadı. Dolayısıyla da kendisi de 20 yıla yakındır mecliste milletvekili. Dolayısıyla bu seçimlerde köhne siyasetin temsilcileriyle gelecek Türkiye'sinin temsilcisi arasında bir seçim yapılacak. Bir tarafta 20 yıllık köhnelmiş siyaset, hem yaş itibariyle hem dünyaya bakış açısı itibariyle 20 yılın köhnelmiş siyaset temsilcileri, diğer tarafta gençleri anlayan, içlerindeki en genç, en donanımlı ve geleceği temsil eden Sinan Oğan var. Onun için de evet, diğerlerine göre daha az imkanlara sahip olsak da, evet, diğerlerine göre daha az tanınsak da bizi dinleyen her bir vatandaşımız karşısında kıvrak bir siyasetçi değil, karşısında devlet adamı görüyor. Biz çünkü siyaseti günübirlik değil, devletin temel felsefesi, çıkarları ve milletin geleceği adına yapıyoruz. Bu Ve gençlerden çok bizim affedersiniz. siyaset Gençlerden bahsetmişken bugün bir rapor yayınlandı. Türkiye raporu diyor. Orada gençlik raporu diye bir alt bölüm vardı. 6 milyon genç ilk defa bu seçimlerde oy kullanacak ve %89'u sandığa giderim demişler. Ve büyük bir kısmı da muhalefete yönelik yani muhalefetin lehine oy kullanacağını söylemiş. Burada Z kuşağından bahsediyoruz. Yani 6 milyon yeni seçmen ve %89'u sandığa gideceğim ve oyumu kullanacağım demiş. %5'i kararsız yanlış hatırlamıyorsam %2'si sandığa gitmeyeceğim diyor. Z kuşağına yönelik nasıl çalışmalarınız olacak?
Ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İlk defa oy kullanacak seçmenlerle ilgili nasıl çalışmalarınız olacak? Bir defa Z kuşağını en iyi anlayacak liderin biz olduğumuz kanaatindeyiz. Çünkü Z kuşağını hem yaş itibariyle hem kuşak itibariyle en yakın izleyen aday benim. Diğerlerinin işte diğer adaylar genel olarak Z kuşağına dede statüsündedir. Yani bayramda gidip elinin öpüleceği, işte bazen şakalaşılacağı o kadar. Yani Z kuşağının bugün mevcut siyasetçilerden kendilerini anlamalarını beklemeleri de doğru değil. Z kuşağının temel beklentileri nelerdir? Z kuşağının gençlerin bugün neden Türkiye'yi terk etmek istiyorlar? Bunlara sebep olan argümanlar. Biz televizyonlarda çıkıp şunu izah etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki bizim elimizde Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren projeler var. Allah'tan siz sormadınız ama bazı televizyonlar onunla ilgilenmiyor. Diyor ki efendim bunlar izleyici getirmiyor. Eğer ne konuşalım? İkinci turda ne olacak? Onu konuşalım. Veya şuna ya ben o soruyu hiç sormayacağım. Yani ilk tur bitmeden ikinci turu konuşmanın bir anlamı yok. Eğer ikinci tura giderse o zaman 15 Mayıs'ta tekrar sizi ağırlarız. Tam saatinde girmek koşuluyla. O zaman konuşuruz. Evet, şu Türkiye'deki temel yanlışlığı söylüyor. Yani bazı televizyonlar, bazı televizyon programcıları bizi işte davet eden bazı kişiler kendilerini bu yani yayıncılığın temel ilkeleri yerine kendilerini bu ekranda izlenme şeyine o kadar kaptırmışlar ki hiç sizin projenizle ilgilenmiyorlar. Sizin ne anlattığınızla ilgilenmiyorlar. Meseleyi bir kör dövüş, horoz dövüşüne çevirmeye nasıl çalışabiliriz? Ondan lafı alıp size, sizden lafı alıp ona nasıl söyletip manşet çıkarabiliriz? Herkes bunun peşine düşmüş. Böyle bir Türkiye'nin, bakınız, böyle bir Türkiye'nin gençliğe hiçbir hayrı yoktur. Gençler o yüzden televizyon istemiyorlar. Bunu kaçırıyoruz biz. Gençler YouTube izliyorlar. Siyaseti Instagram'dan, YouTube'dan, Twitter'dan takip eder konuma gelmişler. Burada medya olarak, medya etiği açısından, medya sorumluluğu açısından herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Biz neden gençlerin bu ülkenin geleceğiyle ilgili fikir oluşturmasında televizyonlara değil de YouTube'u tercih ettiğini sorgulamamız gerekiyor. Çünkü o gençler ki Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği kuşaktır. Ve Cumhuriyeti emanet edilen kuşak bu ülkenin geleceğine inanmıyor. Biz onun için gençlerimize umudu yeniden geri vereceğiz. Peki biz Z kuşağıyla ilgili somut, çok affedersiniz, Z kuşağıyla ilgili somut ne tür adımlarınız olacak? Yani şunları yapacağız diyeceğiniz neler olacak? Hemen söylüyorum. Bir defa gençlerimize rahat nefes aldıracağız. Yani oksijeni tümüyle içlerine çekecekler. Diyeceksiniz ki ya nefes almak bedava bu Türkiye'de. Oksijen de var işte Allah'a şükür. Kirletilmediği noktada ne kastediyorsunuz bundan? Bundan şunu kastediyoruz. Bir genç Facebook'ta, Instagram'da bir şey yazdım diye 3 sene sonra kaymakamlık sınavına girdiğimde bu benim önüme gelir mi endişesi taşımayacak. Bir genç Sinan Oğan'a imza verirsem başıma bir iş gelir mi endişesi taşımayacak devlet memuruysa, yeni sınıf devlet memuru olmuşsa. Bu ülkede Twitter'dan mesaj attı diye başına bir iş gelir mi endişesi taşımayacak. Gençler kendilerini özgürce ifade edecekler. Birinci vaadimiz bu. İkincisi eğitim sistemini düzenleyeceğiz. Eğitim sistemini devlet politikası haline getireceğiz. Eğitim böyle, ben işte deprem oldu, Allah rahmet eylesin bütün hayatını kaybedenlere. Ama yani Türkiye'de ne olsa hemen üniversiteleri kapatmak akla geliyor. Ya bir durun Allah aşkına ya. Başka kapatacak yer bulamadınız. İlla üniversiteleri mi kapatmanız lazım? O sebeple üniversitelerin böyle kafasına göre insanların kapattığı bir yer haline olmaktan çıkaracağız. Gençler dayı aramak zorunda kalmayacak. Gençler liyakate güvenecekler. Kendilerine güvenen her genç girdiği sınavda hangi notu almışsa
o notun karşılığı olan işe girebilecek. Peki Türkiye Millet İttifakı'nın aralarda ben gülüyorum çok affedersiniz. Ama, aralarda sizin sözleriniz denk geldikçe aklıma gelen soruları sorayım diye hemen giriyorum aralarda. Üniversite sınavı, üniversiteden bahsederken Millet İttifakı adayı Sayın Kılıçdaroğlu yökü kaldıracağız dedi. Siz eğer seçilirseniz yökü kaldırır mısınız? Sizden ricam, tabii ki bu soruyu da sorun ama önceki sorunun cevabını ben zaten çok uzatmıyorum. Kısaca vereyim, olur mu? Ondan sonra yani projeleri dediğinizde ben o projeleri müsaade edin 2 dakika çok değil. 2 dakikada ben özetleyeyim, ondan sonra soracağınız her sorun tabii başımın üstüne. Tamam. Ben de sizi anlıyorum, peki, peki. İnteraktif olsun istiyorsunuz doğal evet. olarak. İzleyici dikkati açısından da önemli, onu da anlıyorum. Ama bizim de bizi izleyen gençlere de ya bu adamın da projeleri nelerdir bir daha kısa sürede vermeye çalışmam gerekiyor. Şimdi şunu tamamlayayım sözümü müsaadenizle. Tabii tabii buyurun. Bakınız dijital çağda yaşıyoruz. Türkiye'yi bir çip üretim merkezi haline getirebiliriz. 5G, 6G çalışmalarını Türkiye'de yapabiliriz. Türkiye'de zehir gibi mühendisler var. Sözün gerçek manasında. Batı'nın böyle el üstünde tuttuğu mühendislerimiz var. Dünyada çok kaliteli genç kuşak aydınlarımız, uzmanlarımız, mühendislerimiz var. Onları geri getireceğiz ve onları bu ülkede bütün bilgi ve tecrübelerini bu ülke için kullanmalarını sağlayacağız. Huawei, bakınız Huawei bir Çin markası. Türkiye'deki bütün iletişim altyapısı Huawei'nin elinde. Neden Türkiye'de 92'de NETAŞ vesaire vardı. Onların hepsi daha sonra özelleştirildi, satıldı. 92'de Türkiye Avrupa'da sayısal rakamlar açısından 2. sıradaydı. Şimdi 27. sırada mı nerede bilmiyoruz bile yani. Onun için çok projemiz var gençlerle ilgili. Üniversiteler ve YÖK sizin dediğiniz gibi bunlardan birisi. Bir defa üniversitede tam özerkliği sağlayacağız. Üniversite iktidarların babasının çiftliği olmayacak. Yenge, dayı, kayınbirader vesairenin rektör yardımcısı orada işte kadro açıldığı, atandığı böyle bir yer olmaktan çıkacak üniversiteler. Akademik özgürlük tam olarak sağlanacak. Bizimle aynı görüşü paylaşmasalar bile insanlar görüşlerini özgür bir şekilde üniversitelerde söyleyecekler. Ben eski bir akademisyenim ve üniversitelerdeki özgürlüğün ne demek olduğunu biliyorum. Ben bir strateji merkezi başkanıyım. Özgür düşünce olmayan yerde düşünme yeteneğinin çok gelişmeyeceğinin gayet farkındayım. Onun için YÖK'ü kaldırmak yerine farklı bir, yani YÖK evet bu şekliyle olmayacak. Daha çok daha farklı, böyle tepelerinde kılıç tutan bir kurum değil, üniversitelerin ve akademisyenlerin tepelerinde kılıç tutan bir kurum gibi değil, tam tersine planlamalarında yardımcı olan, zaman zaman denetleyen, zaman zaman üniversitelerin önünü açan bir kurum haline getireceğiz. Yetkilerini kısacağız ve üniversitelerin yetkilerinin gökten önemli bir kısmını alıp üniversitelere geri vereceğiz. Adını da değiştireceğiz çünkü 12 Eylül'den kalma ve kötü anıları çağrıştırıyor YÖK. Kısa bir reklam alanımız var Sayın Sinan Oğan. Bir dakikalık sevgili seyirciler daha sonra birlikteyiz. Konuğumuz Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'da kısa bir aramız oldu. Geldik. Sayın Oğan. Evet. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Ben sizin lafınızı kesmeyeceğim bu sefer. Buyurun söz sizde. Kaldığım gençlerle ilgili. Gençlerden bahsettik. Eğer o konuyu bitirdiyseniz başka konulara da geçebiliriz. Teşekkür ederim. Şöyle. Bizim çok sayıda projemiz var ve onlardan kısa kısa bahsetmek istiyorum. Buyurun lütfen. Ve teşekkür ederim. Herhalde
projeleri dinleyen tek kanal sizsiniz bu vesileyle. Ya şimdi Hakkınızı lafınızı gene kesmiş gibi hakkınızı. olacağım ama siz ekrana çıktığınız Yok. zaman ilk sorulan soru ikinci tura kalırsan ne olacak sorusu oluyor. Ben o soruyu sormuyorum çünkü daha birinci turu bitirmedik. Evet, Dolayısıyla kesinlikle. ikinci tur eğer kalırsa o zaman tekrar sizi davet ederiz. Siz de davetimizi katılırsanız seve seve orada Tabii ikinci turu konuşuruz. Ama biz şimdi önce bir birinci turu konuşalım. Evet. Şimdi birinci turda biz birinci tur için iddialıyız ve birinci turun vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Birincisi şu sebeple müsterih olsunlar. Bu ülkeyi sağ salim bir seçime götüreceğiz hep beraber. İşte Tayyip Bey bırakmaz, her türlü şeyi yapar gibi bir algı var. Müsterih olun, biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Türk milletinin evlatları olarak biz bu ülkenin sağ salim bir şekilde seçime girmesini sağlayacağız. Ve seçimi de kim kazanırsa onun bu ülkede Cumhurbaşkanı olmasını temin edeceğiz. Biz bunu bizim kazanacağımız iddiasındayız ve bu iddiamızın da arkasında olarak istikrarlı bir şekilde çalışıyoruz. İkinci olarak vatandaşlarımız şundan emin olsunlar. Bu ülkeyi terk etmeyi artık unutsunlar. Bu ülkede bir istikrarlı bir gelecek vaat ediyoruz Türk milleti için. Çünkü artık bu devletin rayından çıkmış yapısını değiştireceğiz. Yeniden devleti rayına oturtacağız. Turan Bey, bu ülkedeki en büyük, en temel sorunlardan birisi ülke rayından çıkmış. Adalet sistemi rayından çıkmış, ekonomi rayından çıkmış. Bakınız, tek adam rejimi bu ülkeye o kadar büyük zarar veriyor ki, basit bir örnek vereceğim. Bugün adım gibi eminim Sayın Tayyip Erdoğan'ın yanında ona faiz sebep enflasyon sonuç politikasının yanlış olduğunu izah edecek, anlatacak tek bir Allah'ın kulu yoktur. Korkularından bunu söyleyemiyorlardır ve faiz sebep enflasyon sonuç gibi saçma sapan bir iddia Türkiye'ye milyarlarca dolar Türkiye'nin kaybetmesine sebep oluyor. Biz sınırlarımızı öncelikle kapatacağız. Bakınız, bir sınırlarımızı kapatacağız. Sınır namus ise namusumuza sahip çıkacağız. Bu ülke yol geçen hanı olmayacak. Bugün sınırlarımızdan elini kolunu sallaya sallaya binlerce, bugün dahi binlerce sığınmacı geliyor. Ve bu sığınmacılar, aman 40 gün kaldı seçime, bir an önce kapağı Türkiye'ye atalım. Çünkü bunlar gittiğinde, Tayyip Erdoğan rejimi bittiğinde biz bir daha Türkiye'ye giremeyeceğiz. Sinan Oğan ve Ata İttifakı geldiğinde bizi bir daha Türkiye'ye sokmayacaklar endişesini taşıyorlar. Şu an sınırlarımızda korkunç bir yığılma var. Ve bunu da Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sadece izliyor. Sadece izliyor. İki, mevcut sığınmacıları derhal geri göndereceğiz. Üç, bu ülkenin topraklarını kimseye satmayacağız ve sattırmayacağız. Toprak satışını yabancıya kesinlikle yasaklayacağız. Bina ve apartman mülk satışını ise sınırlayacağız. Önce durduracağız, ardından yalan beyanla bu ülkede vatandaşlık hakkı edinmiş, devleti kandırarak devlete yalan beyanda bulunmuş ve bu sebeple de alınmış tüm vatandaşlıkları iptal edeceğiz. Biz eğer 13 milyon sığınmacıyı gönderirsek ne olur? Bir, sokaklar tertemiz olur. Kadınlarımız rahatlıkla sokaklarda yürür hale gelir. İki, gıda fiyatlarında ciddi bir düşüş olur. Çünkü 13 milyon demek ortalama bir Avrupa büyüklüğünde, Avrupa'da ortalama bir devlet demektir. Bir devleti içimizden alıp dışarıya atacağız. Dışarıya kendi ülkelerine göndereceğiz. Dört, konut fiyatları düşecektir. Konut fiyatlarının astronomik hale gelmesi yabancı satışından kaynaklanmaktadır. Beş, kira fiyatları düşecektir. Çünkü kira fiyatlarının da astronomik hale gelmesi dünyanın her yerinden herkesin Türkiye'de gelip ucuz konut alması, evleri kiralamasıdır. Peki Türk milletinin asgari ücretle, yani asgari ücret dediğiniz şey bugün açlık sınırıyla imtihan edildiği bir yerde, Türkiye'de insanlar doğru düzgün kiralık ev bulamazken, ev almak zaten Türk vatandaşı için hayal olmuş iken
yabancının bu kadar rahat gelip Türkiye'de keyif sürmesine engel olacağız. Biz Türkiye'de istikrarı vaat ediyoruz. Burhan Bey, istikrar. İstikrar ne demektir? İstikrar ekonomiye güven demektir. Ekonomide, Türk ekonomisinde temel sorunlardan birisi güvendir. Güveni tesis ettiğiniz takdirde tefeci faiziyle borç almanıza gerek kalmayacak. Türkiye bugün %10'la dolar bazında tefeci faizi olarak adlandırılan bir faiz miktarıyla yurt dışından dövizle borçlanıyor. %10. Ve getiriyor bunu TL bazında 8,5'la bankalara veriyor. Merkez Bankası. Böyle bir sistem servet transferinden başka hiçbir şey değildir. Türkiye'de çok ciddi bir servet transferi var. Dünyanın hiçbir aklı başında ülkesinde yurt dışından %10 dolarla borç alınan bir para %8,5 politika faiziyle Merkez Bankası tarafından bankalara verilmez TL bazında. Bu bir tek Türkiye'de var. Bir diğer yandan Türkiye'de üretim ekonomisine geçeceğiz. Çünkü Türkiye'de ne var biliyor musunuz? Rant ekonomisi var. Türkiye'de beton ekonomisi var. Oysa gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu biz daha dün atlattığımız pandemide gördük ve depremde gördük. Türkiye'de bir afet bakanlığı kuracağım. Bakın Duran Bey, ilk yapacağım bir numaralı icraat yabancıların, Suriyelilerin, Afganların gönderilmesi ve Suriyelilerin ayrıcalıklı koruma statüsünün kaldırılması olmakla beraber iki numaralı kararnamemiz Afet Bakanlığı'nın kurulmasıyla ilgili olacak. 2014 senesinde Afet Bakanlığı kurulsun diye meclise o kadar biz şey verdik, önerge verdik ama maalesef ki AKP tarafından bunlar reddedildi. O gün bizi dinleselerdi bugün Afet Bakanlığı depreme hemen müdahale eder ve depremin bu kadar Türkiye'de tahribat yaratmasına engel olurdu. Türkiye'deki temel sorunlardan birisi liyakatsizlik olduğu için depremde ben o bölgedeydim. Hem Elbistan'da hem Hatay'daydım. Çalıştık, destek olmaya, omuz vermeye gittik ve ne gördük biliyor musunuz? Devlet ve hükümet ilk 3 gün yoktu piyasada. İlk 3 gün AKP hükümeti ve onun kurumları, onun yönettiği kurumlar depreme müdahil olamadı. İnsanlar diri diri göçüğün altında, enkazın altında yaşam mücadelesi verdi. Açlıktan, soğuktan orada öldüler. Şu an ne kadar insanın öldüğünü dahi bu hükümet tam olarak açıklamıyor. Çünkü açıklanan rakamların çok daha üzerindedir. Ve apar topar bir seçime soktular Türkiye'yi. 18 Haziran'da normal seçime gitme imkanı varken apar topar sokulan bir seçim depremi unutturmak amaçlıydı ve deprem unutturulmaya çalışılıyor. Ben Ata İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan olarak depremi her şartta ifade edeceğim ve unutulmasına müsaade etmeyeceğim. Bakınız, teknoloji alanında bizim temel yaklaşımımız Türkiye'yi bir teknoloji üretim üssü haline getirmektir. Teknoloji üretimi ise genç kuşağın Türkiye'de iş bulması demektir ve yurt dışına giden gençlerin Türkiye'ye dönmesi demektir. Yani ben bırakırsanız sabaha kadar bunları anlatırım ama hani size de evet. Sizi de şey yapmamak için arada durayım istiyorsanız. Evet. Şimdi de bu Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden bahsedelim biraz. Bir tarafta HDP dışarıdan destek veriyor, diğer tarafta Hüdapar dışarıdan destek veriyor. Siz de geçen hafta katıldığınız bir programda Yeşil Kürdistan, Kızıl Kürdistan diye bahsettiğiniz, Yeşilistan, Kızılistan diye bir isim koydunuz. Bugün de bir Hüdapar yetkilisinin bir açıklaması var. Twitter'da bir paylaşımda bulunmuş. Soldan sağdan ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı, ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır diye. Kimleri için bu tehdit içeren bir paylaşım niteliği taşıyor. Bir de geçen hafta bizim BBN Türk yayınında bir Hüdapar yetkilisi katıldı. Türkçülüğü ayaklar altına alıyoruz dedi. Şimdi siz baktığınız zaman duruşunuz net. Bir taraf diyorsunuz Yeşilistan, bir taraf Kızılistan. Peki bu iki partinin meclise girmesi siyasette zaten HDP mecliste, Hüdapar'ın da meclise girmesi, mecliste nasıl bir atmosfer ortaya çıkacak?
Hüdapar da daha sonra güçlenip HDP gibi meclise girip orada da bir bizde muhafazakar bir parantez içinde söylüyorum. Kürdistan ya da eyalet sistemi istiyoruz diye orada bir konuşma sergileme durumları olmaz mı? Bakınız net bir şekilde şunu ifade edeyim. Bugün zamanında SHP'nin DEP'i yani o HDP'nin birkaç önceki kuşak partisini meclise sokmasıyla o Leyla Zanaları vesaire meclise sokmasıyla bugünkü sürece doğru bir geliş yaşandı. Bu bir hataydı ve bu PKK'nın siyasal kanadının meclise legal bir parti üzerinden sızma girişimiydi ve bu sızma girişimi başarılı oldu. Şimdi aynı sızma girişimi hiç ders alınmamış gibi Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinden yapılıyor. SHP'nin o dönem yaptığı hatayı şimdi Hüdapar'ı meclise taşıyarak AKP yapıyor. Bu Hüdapar'ın meclise taşınması demek Hüdapar'ın güçlenmesi, güçlendirilmesi ve bölgede Hizbullah eksenli bir yapının taban bulması anlamına gelir. HDP ve Hüdapar nedir? Aynı şeyin farklı renkleridir. Birisi Kızıl Kürdistan'dan bahsediyor, ötekisi Yeşil Kürdistan kurmak için yanıp tutuşuyor. Dolayısıyla da her ikisi de bölücüdür. Her ikisi de bu ülkeyi bölmek, bu ülke üzerinde bir Kürdistan kurmak istiyor. Her ikisi de her ikisinin de ucu bölücü değnektir. Biz Türkiye'yi, Türk milliyetçileri olarak, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak biz Türkiye'yi ne HDP'ye ne Hüdapar'a muhtaç etmeyeceğiz diye yola çıktık. Ve Allah'a şükür ki şu an geldiğimiz nokta HDP ve Hüdapar arasında Türk milletinin sıkışmasını engellediğimizi görüyoruz. Türk milletinin önüne bir seçenek sunduk ve dedik ki siz özellikle de bir Türk milliyetçisinin Türk bayrağından rahatsız olan, Türkçülüğü ayaklarımın altına aldım gibi bir hadsizlik gösteren biriyle yan yana durmayacağının altını çizmek isterim. Özellikle de bu sözüm milliyetçi kardeşlerimedir. Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde siyaset yapan milliyetçi kardeşlerimedir. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi sizin partiniz. Ona oy veriyorsunuz, görüyorum. Ama siz AKP sıralarındaki AKP ile beraber meclise girmeye çalışan HDP, Hüdapar'ın kol kola girdiği Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek zorunda değilsiniz. Yine aynı şekilde buradaki sözüm İyi Parti ve diğer milliyetçi tabanlı siyasi partilere ve onların seçmenlerine ve tabanınadır. Sizler de demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diyen Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermek zorunda değilsiniz. Siz bir Türk milliyetçisiniz, siz bir Atatürkçüsünüz. Siz bu ülkenin aydınlık yarınlarına, birliğine ve bütünlüğüne inanan insanlar olarak sizin adayınız Sinan Oğan'a oy verebilirsiniz. Neden milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen Hüdapar ve Erdoğan'a oy vermelisiniz? Neden demokrasinin yolu Ankara'dan, Gazi Meclisimizden değil de Diyarbakır'dan geçer diyen Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermek durumundasınız? Ne Sayın Erdoğan'a ne Sayın Kılıçdaroğlu'na muhtaç değilsiniz. Artık önünüzde Türk milliyetçilerinin oluşturduğu bir seçenek var ve bu seçenek de sizi iki kutup arasına tahterevalli siyasetine mahkum etmeyecektir. Peki şimdi bir de siz diğer adaylara göre biraz daha sanki geç adaylığınızı açıklamış gibisiniz. Erdoğan aylar öncesinden adaylığı belliydi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da konuşuluyordu. Resmiyete döküldü ama sizinki biraz daha geç oldu. Bu adaylık süreci içerisinde ekipleri, kadroları belirleme şansınız oldu mu? Yani siz seçilirseniz bir bakan listesi var mı elinizde? Önemli kritik kurumlara atayacağınız isimler var mı? Bunları belirlediniz mi? Bunlarla ilgili çalışmalar yaptınız mı? Şöyle bakınız, biz Sinan Oğan Gönüllüleri diye bir çalışma başlatmıştık aylar öncesinden ve burada gelin Büyük Türkiye ve Kutlu Turan'ı beraber kuralım diye yola çıktık. Çünkü bu mevcut adaylar içerisinde Turan diyebilen, ne mutlu Türk'üm diye göğsünü gere gere bu sözü söyleyebilen tek aday biziz. Onun için de biz bu çağrıyı yaptığımızda
Çok böyle gerçekten de inanılmaz müthiş kadrolar bize müracaat etti. Gönüllü kadrolarımız içerisinde onlar var. Bir kısmını onlardan, bir kısmını devletimizin çeşitli bürokratik kademelerinde çalışıp tecrübe kazanan insanlardan olmak üzere, bir kısmını da tabii ki beraber siyaset yaptığımız siyasi partilerin kadrolarından olmak üzere bir kadro ile yola çıktık biz. Bugün biz bir taraftan gelecek Türkiye'sini yönetecek kadroları oluştururken diğer taraftan da Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı açıklıyoruz. Mesela biz kadınlara ve kadınların Türk siyasetinde ve bürokrasisinde, Türk iş hayatında, Türkiye'nin yaşam alanında var olması gerektiğini, erkekler kadar var olması gerektiğine inanan bir siyasi hareket ve kadro olarak ilk Cumhurbaşkanı yardımcımızı bir kadın, Sevda Özbek hanımefendiyi açıkladık. Bir kadın Cumhurbaşkanı yardımcısı açıkladık. Türkiye nüfusunun %10'una yakını fiziksel ve zihinsel engellerden oluşuyor ve engelli sayısı Türkiye'de çok fazla olmasına rağmen pek kimsenin şimdiye kadar umurunda olmamış. Biz ikinci Cumhurbaşkanı yardımcımızı bir engelli vatandaşımız, bir ortopedik engelli vatandaşımızı aday göstereceğiz Cumhurbaşkanı yardımcılığına. Dolayısıyla da peyderpey süreç içerisinde kadrolarımızı açıklıyoruz ve kadrolarımızı oluşturuyoruz. Elbette ki iktidara geldiğimizde bugünkü mevcut kadroların tamamını kapı dışarı edeceğiz demiyoruz. Bunların içerisinde de mevcut kadroların içerisinde de işini yapan temiz, dürüst vatandaşlarımız var, bürokratlarımız var. Onlarla da elbette çalışacağız. Şimdi bu vaatler kısmına bir daha bir dönmek istiyorum. Çünkü artık bu biraz hani Süleyman Demirel'in, rahmetli Demirel'in kim ne veriyorsa 5 lira fazlasını veriyorum dediği döneme doğru bir gidişat var sanki. Çünkü bugün Kılıçdaroğlu emeklilerin bayram ikramiyesine 8.500 lira olacak dedi. Şimdi heybeden vaatler çıkmaya başladı. Siz bunları gerçekçi buluyor musunuz? Ya da vatandaş her seçimde parti liderleri, kadrolar çıkıyorlar, birçok vaatlerde bulunuyorlar ama seçim bittikten sonra o vaatlerin büyük bir kısmı unutuluyor, sümenaltı ediliyor ve hafızalardan siliniyor gidiyor. Şimdi siz bu söylemlere baktığınız zaman Kılıçdaroğlu'nun 8.500 liralık bayram ikramiyesi vaadini nasıl buluyorsunuz? Şimdi Turan Bey, öncelikle buradan bir şey söylemem lazım. Bugün Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü ve ben buradan rahmetle, minnetle, saygıyla andığımı ifade etmek istiyorum. Yayını biz bir saat olarak planlamıştık. Evet. 20-20, 21-20 olarak planlamıştık. Şimdi bugün bir anma toplantımız var kendi aramızda düzenlediğimiz. Buradan oraya geçeceğim ve arkadaşlar beni bekliyor. O sebeple müsaadeniz olursa kısa bir süre içerisinde ayrılmak da istiyorum. Oraya da geçmek de istiyorum. Çünkü konuştuğumuz yayın süresini epey bir aştık. İkincisi, vaatler meselesinde ben çok teşekkür ediyorum. Siz böyle bir imkan sundunuz ve biz de vaatlerimizi vatandaşlarla paylaşıyoruz. İlk defa da bir televizyon kanalı ve bir program vaatler üzerine, seçim beyannameleri üzerine bir program yapıyor. Ben bunu tabii bir uzaktan da değil, inşallah İstanbul'da yüz yüze mutlaka sizinle yapmak ve daha aynı stüdyo ortamında konuşmak isterim. Skype bağlantısıyla ister istemez o verim alınamıyor. Bakınız, biz bu konularda devlete ciddiyet getireceğiz. Biz bu konularda vaat siyaseti değil, af siyaseti değil, devlet siyaseti uygulayacağız. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi her gelen iktidarın veya mevcut iktidarın her seçim öncesinde işte bir takım vaatler vermesi, bir takım aflar getirmesi. Bakınız, af meselesi çok netameli bir konu. Bir siyasetçi açısından oy kaybettirebilir ama eğer siz siyasetçi gibi değil, devlet adamı gibi bakıyorsanız, biz öyle bakıyoruz. Biz asla bir daha da imar affı falan getirmeyeceğiz, onu söyleyeyim. İmar aflarının nasıl bir felakete dönüştüğünü hep beraber gördük. İmar affı yerine biz en başından beri daha kolaylaştırıcı imkanlarla ama daha sıkı denetim imkanlarıyla vatandaşlarımızı, işlemlerini kolaylaştıracağız. Bir şey daha açıklayayım, bir vaadimizi daha açıklayayım. Türkiye'de birisi
ehliyet almak için bile artık böyle kaç tane devlet dairesini geçiyor. Gerçi bir kısım işlemler artık E-Devlet'ten başlatılsa da ama öyle. Biz bunların hepsini tek bir çatı altında toplayacağız. Yani bütün devletle ilgili tüm işlemleriniz tek bir çatı altında olacak. Yani şehrin belirli yerlerine şöyle bir yapılar oluşturacağız. Gideceksiniz içinde bankanın olduğu, yani AVM düşünün ama AVM değil. İçinde banka var, içinde noter var, içinde postane var, içinde ehliyet işini yapan devlet kurumu var, içinde cezaların, vergilerin ödendiği devlet kurumu var, içinde tapunun yapıldığı devlet kurumu var. O sebeple de böyle giriş otoparkı olan yapılar oluşturacağız. İnsanlar o kurumdan o kuruma koşturmayacak, oradan oraya gitmeyecek. İçinde nüfus idaresinden tutunuz da notere kadar, içinde pasaporttan ne bileyim ben vergi borcunuzu ödeyeceğiniz yere kadar bir komple yapının olduğu ve işlemlerin basitleştirildiği kurumlar oluşturacağız. Zira devlet vatandaş içindir, devlet vatandaşına hizmet için vardır. Ama bugün imza sürecinde gördük ki devlet vatandaşının işini zorlaştırmak için var. O sebeple de biz onu yapacağız. İki, vaatlerimizi böyle içi balon vaatler haline getirmeyeceğiz. Biz vaatlerimizi belirli mantığa dayandıracağız. Evet, biz asgari ücretin bugün yoksulluk sınırından çıkarılmasını savunuyoruz. Bakınız, pardon, açlık sınırından, ne yoksulluğu? Yani Türkiye'de açlık sınırı 9.500 lira. Yoksulluk sınırı, 4 kişilik bir aileden bahsediyorum, 31 bin liraya yaklaşmış. Şimdi eğer bir asgari ücretli açlık sınırında maaş alıyorsa bu devlet için utançtır. Yani onu biz en azından yoksulluk sınırına çıkarmak zorundayız. En azından. Tabii bunu yaparken de iş yeri sahiplerine yük bindirmeden yapmak durumundayız. Sadece bu şimdiki hükümetin yaptığı gibi bu maaş artışları sadece şeyle olmayacak, yani özel sektörle olmayacak, devlet memurları ve emekliler için de olacaktır. O sebeple biz böyle bir defaya mahsus emekli maaşı şu olsun, iki defaya mahsus şu şöyle olsun yerine daha kompleks bir tavır sergileyeceğiz ve memuru, çalışanı, emekliyi, asgari ücretliyi hepsini, yani Türkiye'de refahı tabana yaymak lazım. Refahı tüm Türk halkına eşit bir şekilde paylaştırmak lazım. Bu prensiple hareket ettiğimiz takdirde ve gerekli kaynakları da, ben ekonomistim hem de diplomalı ekonomistim, bunu yaptığımız takdirde refah tabana doğru yayılacak ve Türkiye'de bugünkü olduğu gibi son derece uçurumun olduğu katmanlar Türk milleti içerisinde olmayacak. Bir tarafta çok böyle azgın azınlık, zengin azınlık, öte tarafta da geniş ve fakir halk kitleleri, bu anlayışı da ortadan kaldıracağız. Şimdi bir seyircilerden bir soru istemiştim. Çok önemli bir soru gelmiş. Dikkat çekici, size yöneltmek isterim. Fuat Kutsal adlı bir seyircimiz. Herhalde sorulur diye tahmin ediyorum. Fuat Kutsal adlı bir seyircimiz demiş ki deprem olmayan 6 ilde afet bölgesi ilan edildi. Sayın Oğan'a göre bu bir seçim yatırımı mı diyor? İktidarın bir seçim yatırımı mı diyor? Şimdi deprem olmayan demeyelim ama yani depremin daha az hissedildiği, evet, diyelim. Çünkü seyircimiz o öyle yazdığı için sınır, ben öyle size ilettim. Evet, yani onlar da sınır iller olduğu için burada Fuat Bey'i de selamlıyorum buradan. Sınır iller olduğu için oralarda da deprem hissedildi. Hatta kısmi yıkıntılar da oldu. Ama onlar da seçim yatırımı amacıyla OHAL kapsamına alındı. Burada birinci mesele Türkiye'de yabancıların oy kullanmasıysa, kullanması olmasına rağmen ikinci mesele de deprem bölgesindeki oy kullanma durumudur. Şu an deprem bölgesindekilerin nerede, nasıl oy kullanacakları tam olarak belli değildir. Ölünün dilinin yerine acaba birileri oy kullanma hesabı yapıyor mu, onu da bilmiyoruz. O sebeple de Türkiye son derece riskli, son derece sıkıntılı, seçim güvenliği açısından zorlu bir seçime giriyor. Allah milletimize, devletimize bu seçimi
hayırlı kılsın inşallah deyip inşallah. Size teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam aramız var. Sonra tekrar birlikteyiz. Sevgili seyirciler, bu hafta Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan yayınımızdaydı. Kendisiyle anketleri konuştuk. Seçim sürecinde nasıl bir strateji izleyecekler? Hangi illerde miting yapacaklar? Sloganları ne olacak? Anketlerde kendilerini nasıl görüyorlar? Sığınmacılarla ilgili neler düşünüyorlar? Bütün bunları sorduk. Sayın Oğan'ın da çok önemli bir iddiası vardı. Özellikle Suriye'de görevli askerlerin Milano'da, İtalya'da oy kullanacaklarına dair duyum aldıklarını söyledi. Bununla ilgili YSK'ya bir çağrı yaptı. Eğer bununla ilgili bir iddia var, bu iddiayı lütfen dile getirin. Bu iddiayı araştırın. Doğru ya da yanlışsa da bunu kamuoyuyla paylaşın dedi Sinan Oğan. Ve biz bugün son noktayı koyduk. Önümüzdeki hafta Salı günü başka bir konukla buluşmak üzere diyelim. Bizden sonra 90'dan programı yayında olacak. Keyifli seyirler, iyi akşamlar.